Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben bu derslere yani Esenlik Yurdunun Çağrısı isimli kitabın derslerine çok önem veriyorum. Ve hedefimiz size belli bir noktada tevhid akidesini insanlara nasıl ulaştıracağız? Bu noktadaki bilgiyi size öğretmekti. Bundan itibaren yani bu dersten itibaren şöyle bir uygulama başlatacağız. Dersi çok iyi dinleyeceksiniz. Dersin arasında veya sonlarında ben bir soru soracağım. O soruyu yazılı olarak YouTube videosunun altına yazacaksınız. YouTube videosunun altına, sanal medrese değil arkadaşlar. YouTube videosunun altına sorduğum soruyu yazacaksınız. En beğendiğim cevap sahibine ben, en beğendiğim cevabın sahibine güzel bir kitap hediye edeceğim. Her hafta böyle kitap hediye edeceğiz. Buradaki amaç bu kitabın en iyi şekilde sizler tarafından işlenilmesi, bu kitabın en iyi şekilde sizler tarafından özümsenmesidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalussalati ve etemütteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'd. Arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz zannedersem. Bu bizim 7. dersimiz. 6'yı yaptık. 7. dersimiz. Şimdi müşriklerde, Arap müşriklerinde Allah inancı diyeceğiz. Arkasından çok güzel bir ders gelecek. Bu ders de çok güzel. Arkasından şirk, Rab, ilah, melik gibi bazı kavramlar gelecek ki zaten orada mesele iyice ayyuka çıkacak. Arkasından ilk mesajlar Alak suresinin tefsiri, Müzzemmil suresinin tefsiri, Müddessir suresi, Fatiha suresi ve Asr suresi. Artık ne kadar sürecek ben bilmiyorum. 7 dersimiz 70 sayfa sürdüğüne göre, tamam mı? Yani 7 dersimiz 70 sayfa sürdüğüne göre yani bir 20 ders sürecek ama Ramazan'a kadar Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şimdi müşriklerde Allah inancı demeden önce sizden bir ricam var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu derslere çok önem veriyorum. Daha geniş kitlelere yayılması gerekiyor. Bundan dolayı dersi beğenirseniz daha geniş kitlelere yayılır inşallah. Yani başka kimselerin önüne de düşer. Dersi beğenmeniz bizim için bu dersin başka insanlara ulaşması adına oldukça iyi bir sonuç olur diye düşünüyorum. Şimdi biz 77. sayfada müşriklerde Allah inancı konusundayız. Buraya nereden geldik? Dikkat ederseniz her bir bölüme başlarken buraya nereden geldik sorusunu soruyorum. Kitap böyle okunur arkadaşlar. Bir bölümden diğer bölüme geçtiğiniz zaman önceki bölümle sonraki bölüm iki bölümün ilişkisini kuracaksınız. Yazar buraya nereden geldi? Bunu niye anlatıyor? Bundan niçin bahsediyor? Bunu mutlaka kurmanız lazım. Mesela kitap farklı farklı geniş bölümlere ayrılmışsa birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm şeklinde. Her bir bölüm 100-150 sayfaysa kitap 700-750 sayfaysa her bir bölüm arasındaki mutlak ilişkileri ne yapmanız lazım? Ortaya koymanız, bulmanız gerekiyor ki kitap zihninizde oturabilsin. Şimdi biz buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca ayetler indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri Mekkelilere okudu. Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tepki gösterdiler. Niçin? Çünkü bu ayetlerde Mekkeli müşriklerin ferdi ve toplumsal hayatına ciddi anlamda müdahale vardı. Onların ferdi ve toplumsal hayatı ciddi anlamda eleştiriliyordu. Yanlış hayat tarzı sürenler cehennemle tehdit ediliyordu. Yanlış hayat tarzı sürenlere çok ağır ifadeler vardı. Mesela kafir onlara en ağır gelen ifadelerdendir. Kafir diyordu. Mekkeli müşriklere en ağır gelen sure kafirin suresidir. Atalarının bile kafir olduğunu söylüyordu. Şimdi Mekkeli müşrikler de bundan dolayı tepki gösterdiler. Tamam bunu anlıyoruz. Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in için tepki gösterdiler. Şu sebepten dolayı bunu anladık. Peki ilk dönemde niye tepki gösterdiler? Oku, yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı alakadan yaratmıştır. Oku, Rabbin kerem sahibidir. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Ey örtüsüne bürünüp yatan kalk ve uyar. Şimdi bu ayetlerde ferdi ve toplumsal yaşama dair hiçbir şey yok. Yani hiçbir olumsuz sözden bahsetmiyor. Hiçbir olumsuzluktan bahsetmiyor. Bu ayetlerden hiç bunlardan bahsetmiyor. Peki buna rağmen niçin Mekkeli müşrikler tepki koydu? Bu soruyu sordu yazar. Dedi ki acaba inanç sistemlerine bir bakalım. İnanç sistemlerinden olabilir mi? Onların Allah inancına girdi. Mesela onlar Allah'a inanmayan bir topluluk olsaydı, Allah'ı inkar eden yani günümüzdeki ateistler gibi
Allah'ı hiç kabul etmeyen insanlar olsaydı, onlar ilk ayetlerde Allah'a çağırınca biz bunu kabul etmiyoruz diyebilirlerdi. Acaba mesele nedir? Bakınız yazar diyor ki sayfa 77, Mekke müşriklerinin toplumunun inanç sistemi konusunda çoğu zaman büyük bir yanılgıya düşülür. Bu alandaki en önemli yanlışlık, cahili Arapları sanki Allah'a inanmıyormuş gibi, Allah'ı bilmiyor, Allah'a inanmıyormuş gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet ettiği Araplar, Allah'ın varlığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değilmiş gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi de insanları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmekmiş gibi zannediliyor. Yani düşünce sistemine şu an bizim toplumumuzda Mekkeli müşriler Allah'a iman ediyor mu etmiyor mu dediğin zaman hayır Allah'a iman eder mi kafirler? Kafir Allah'ı kabul etmez ki kafir Allah'ı inkar edendir. Yani mesela ben cezaevindeyken biz kafir olamayız diyordu. İki tane mafya babası vardı 2001'de. İkizler, Adanalı ikizler diye. Müşrik kelimesini kabulleniyorlardı ama kafir kelimesini komünist olarak görüyorlardı. Yani komünist Rusya. Biz yıllarca ülkücü mafyasıydı. Biz yıllarca komünizme karşı savaştık. Biz nasıl kafir oluruz? Biz kafirliğe karşı savaştık diyorlardı. Yani adamlar Mekkeli müşriklere Allah'ı inkar eden, kafir kabul etmeyen böyle kabul ediyorlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi de Allah'ı kabul etmeyen insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettirmek. İşte bu yanlış düşünce diyor yazar. Diyor ki arkeolojik araştırmalar sırasında bulunan belgeler ile tarih kitaplarına naklettikleri bilgiler çok açık bir şekilde. Yani şimdi tarihin bir döneminde yaşamış bir toplumun inanç sistemi hakkında bilgi edinmek zor değildir. Onların edebi yapıtlarına bakarsınız, onların şiirlerine bakarsınız, arkeolojik bulgularına bakarsınız, o dönemde yaşanan tarihi olaylara bakarsınız, pat o insanların neye inandığı açığa çıkar. Mesela bundan 1000 yıl sonra Türkiye'de, Anadolu'da bir kazı yapılacak olsa her yerden aynı put çıkıyor, aynı kafa çıkıyor, aynı heykel çıkıyor. Demek ki bu toplum buna iman ediyormuş. İşte şiirine baktığın zaman atam ölmedin içimizde yaşıyorsun filan diye böyle şiirlere baktığın zaman demek ki bu toplumda böyle bir inanç varmış diye 1000 yıl sonraki insanlar Türk toplumunun inanç sistemi hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Biz de bugün geriye gittiğimiz zaman birçok toplumun inanç sistemi hakkında, yaşantı sistemi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Tarihi veriler, şiirler, edebi metinler, bütün bunlar onların o toplumun inanç sistemi hakkında bilgi veriyor. Mekkeli müşriklerin inanç sistemine baktığınız zaman da arkeolojik belgeler, tarihi bilgiler, edebiyatla ilgili bilgilerin tamamı Allah ismine hiç yabancı değiller. Allah'ın var olduğu ve varlık olarak bir olduğu inancına hiç yabancı değiller. Allah'ın var olduğu ve varlık olarak da bir olduğu. Allah vardır ve birdir. Buna yabancı değiller. Bakınız müthiş bir araştırmacıdır. Bu yazarın kitaplarını okuyun. Toshihiko Izutsu. Bizim çocukluğumuz döneminde vardı İman Üzerine falan diye kitabı. Şimdi hangi kitapları var bilmiyorum ama müthiş bir araştırmacıdır. Diyor ki Araplar arasında bulunan Allah kavramı mahiyeti itibariyle İslam'ın Allah kavramına şaşırtıcı derecede yakındır. Hatta o kadar yakındır ki diye devam ediyor. Kur'an'da Allah ve İnsan isimli kitabında. Evet. Bakın diyor ki İslam'ın Allah inancıyla Mekkeli müşriklerin Allah inancına baktığımız zaman şaşırtıcı derecede yakınlık vardır. Yani öyle bir yakınlık vardır ki İslam'ın Allah inancı olarak ortaya koyduğu düşünce sistemi, itikat sistemi neyse Mekkeli müşriklerin de inandığı Allah inancı odur diyor yazar. Evet, devam ediyoruz. Peki kimler böyle inanıyor? Yani Arapların içerisinde Hanifler mi, 3 kişi mi, 5 kişi mi? Hayır. Söz konusu inancın sahipleri Resulullah'ın karşısında şirkin yegane temsilcisi olarak çıkan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid İbni Mughireler, As bin Vailler, Utbe İbni Rebi'aler, Darun Nedven'in bütün üyelerin inancı bu şekilde işte. Darun Nedven'in bütün üyelerinin inancı bu şekilde. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe başlamasıyla Araplara o güne dek hiç duymadıkları yüce bir varlığın isminden ve sıfatından bahsetmedi. Yani Araplar Allah'ı hiç duymadı, sıfatlarını hiç duymadı. Şimdi İnnallah azizun hakim ayeti indiğinde Allah nedir, aziz nedir, hakim nedir demediler. İnnallah ala kulli şeyin kadir dediğin zaman Allah nedir, kadir nedir, Allah nasıl kadir olur demediler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde bir
izafe vardır. Rabbus semavat vel ard. Arzın ve semaların Rabbi. Niye böyle devamlı geliyor? Niye tek semaların Rabbi gelmiyor? Niye tek arzın Rabbi gelmiyor? Niye dağların ve tepelerin Rabbi gelmiyor? Niye denizlerin ve havaların Rabbi gelmiyor? Ama mesela Kabe'nin Rabbi geliyor. Kabe'nin Rabbi ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Göklerin ve yerin Rabbi var. Niye biliyor musunuz? Arapların çok kullandığı ifade tarzı bunlar. Şiirlerinde kullanıyorlar. Göklerin ve yerin Rabbine yemin ederim diyorlar. Kabe'nin Rabbine yemin ederim diyorlar. Bu evin Rabbine yemin ederim diyorlar. Araplar bunu kullanıyor. Alışkın olduğu ifade. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bilmedikleri bir şey anlatmadı. Gerçekten müşrikler İslam'a Allah'ın mevcudiyetine inanan kişilerdi. Müşrikler İslam'a ve Allah'ın mevcudiyetine inanan kişiler olarak muhalif olup bu muhaliflikleriyle de tevhid inancını yok etmeye çalışırlar. Bu tespit Arapların putperest olup değişik putları tanrı edindikleri ve dolayısıyla da Allah inancına tamamen yabancı oldukları gibi oldukça yanlış bir görüşe. Yani İslam'a muhalifse putları, ilah edinmiş o putları Allah diyor, Allah'ı kabul etmiyor. Böyle değil işte. Mekkeli müşrikler putlarını Allah demiş ve Allah'ı kabul etmiyorlar. Böyle değil. Peki bakalım. Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda Arapların çok eski tarihlerden beri Allah inancına sahip olduklarını biliyoruz. Bu inanç sadece Hicaz bölgesi Araplarına değil, Yarımada'daki tüm Araplara aittir. Bulunan arkeolojik tabletler buna tanıklık ediyor. Mesela Allah ismi Güney Arabistan'da, El-Ula'da ve Sebe'de bulunan kitabelerde Allah ismi geçiyor. Milattan önce 5. yüzyıla ait. Milattan önce 500 yıl. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletle gönderilmeden 1100 yıl öncesine ait tabletlerde Allah ismi geçiyor. Yemen'de milattan sonra 5. yüzyıl. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıl veya 50 yıl geride Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı var. Mesela milattan sonra 378 yılına ait bir kitabede bu mabet göklerin ilahı ve Rabbine ibadet için yapılmıştır. Göklerin ilahına, göklerin Rabbine ibadet için yapılmıştır yazıyor. Milattan sonra 465 yılında göklerin ve yeryüzünün Rabbi ifadesi geçiyor. Bakın bunların hepsi tabletlerde çıkan, yani kazılarda çıkan, kazıyorsun bir yeri. Oradan bir tablet çıkıyor. İnceliyorsun, tablet işte fi tarihine ait. Üzerinde yazıyor ki göklerin ve yerin Rabbi. Bunun dolayı Mekkeli müşrikler ve bu Arap Yarımadası'nda meydana gelen tabletler, arkeolojik kazılar, bulunan tabletler ve arkeolojik kazılardı. Evet. Mesela şiirlerine bakıyoruz arkadaşlar. Ey erak ağacı üzerine konan kuş, seni yaratan Rabbin hakkı için nereye gittiklerini söyle. Herhalde sen nereye gittiklerini biliyorsun. Yazar diyor ki 80. sayfa, iyi dinleyin bak, çok önemli bir soru soracağım. En güzel, en tatmin edici cevabı verene çok güzel bir kitap hediye edeceğim. Böyle küçük bir kitap da değil, böyle ciltli bir kitap hediye edeceğim, tamam mı? Her hafta bir tane böyle kitap hediye edeceğiz, iyi dinleyin ama, tamam? Evet. Bunu yazan ünlü meşhur müşrik bir şair Antre'dir. Diyor ki, bir başka şiirinde Allah nefisleri yaratandır diyor. Göğü ve ayı kontrol edendir diyor. Başka bir şiirde Rabbul Beyt ifadesi geçiyor. Başka bir şiirde Rabbul Kabe ifadesi geçiyor. Terabbel Kabeti diye böyle ifadeler var. Terabbil Kabeti diye ifadeler var. Rabbul Mekke gibi ifadeler geçiyor. Li ilafi Kureyş'in ilafi imrehle şitayi ve sayf fel ya'budu Rabbe hazel beyt. Bu beytin Rabbine ibadet edin. Bildikleri bir ifade bu. Arapların bildikleri bir ifade. Mesela Rabbul Beyt ifadesi geçiyor. Abdülmuttalib'in şiirleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in şiirleri var. Rabbime söz verdim. Ben ahdimi gözetirim. Evet, örtüler örten beytin Rabbine yemin ederim. Beytin Rabbi. Rabbime söz verdim. Takatsiz yük develerinin de Rabbi olan Allah'a yemin ederim. Korkarım Rabbimden, şayet emrine isyan edersem vallahi hiçbir şey onun hükmünü geri çevirmeye güç yetiremez. Bak Abdülmuttalib'in şiiri. Korkarım Rabbimden, şayet emrine isyan edersem vallahi hiçbir şey onun hükmüne güç getiremez. Allah'ım şüphesiz sen istediğini yaparsın. Dilersen doğruyu ve sevabı sen ilham edersin.
Doğruyu ve sevabı sen ilham edersin. Bunların tamı mesela İbn-i İshak'ın şiirinde var. İbn-i İshak'ın siyerinde var. İbn-i Hişam'ın siyerinde var. Taberi'nin siyerinde var. İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayede var. Ezraki'nin Ahbarul Mekke. Bunu okuyun. Ezraki Ahbarul Mekke. Ankara yayınlarından çıktı. Kalın bir kitap. Ezraki'yi mutlaka okuyun arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Mesela İslam'ın en büyük düşmanlarından Velid bin Mughire, Allah'ım mani olma. Şüphesiz biz seni hayırla yad ediyoruz diyor. Bakın demek ki Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlar. Bu da şiirlerden de örnekler getirdik. Şiirlerden örnekler getirdik. Tarihi bilgilere baktığımız zaman mesela Enfal suresi 32. ayette geçiyor arkadaşlar. Allahümme in kana hâzâ huvel hak min indike femtir aleyna hicâreten minessemâ. Allah'ım eğer onların bu davası hak ise sen bizim üzerimize gökyüzünden yağmur yağ, taş yağdır diyor. Gökyüzünden Allah'ın taş yağdıracağına inanıyorlar. Allahümme diye Allah'a dua ediyor ve bu duanın sahibi kim biliyor musunuz? Bu duanın sahibi Ebu Cehil'dir biliyor musunuz? Ebu Cehil'dir. Enfal suresi açın 32. ayet. 32. ayetin tefsirine bakın. Enfal suresi 32. ayette şu duayı yapan kimse Allah'ım eğer onlar haksa bizim üzerimize famtır aleyna hicareten minessema gökyüzünden bize taş yağdır diye dua eden Ebu Cehil'dir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babasının ismi Abdullah'tır. Allah'ın kulu demektir. Allah'ın kulu. Önemli yazışmalarında Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah diye başlıyorlar. Allah'ın ismiyle diye başlıyorlar. Resulullah ve diğer Müslümanlara boykot yaptıklarında boykot maddesinin üstüne Bismillah diye yazmışlardı. Bismillah diye yazmışlardı. Onlar bununla yani Enfal suresinin 32. ayetin tefsirini yapıyor sayfa 82'de. Hani diyorlar ya Allah'ım eğer bu senin yanından gerçekse başımıza gökten taş yağdır yahut bize acı bir azap ver diye seslenmişlerdi. Onlar bununla Allah'a inandıklarını ancak inandıkları Allah'ın Muhammed gibi yetim ve öksüz birine peygamberlik vermeyeceğini ve kendi kişisel çıkarlarına karışmayacağını iddia ediyorlardı. Yani evet biz Allah'a iman ediyoruz ama Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizim gibi değerli kullara, büyük kullara, varlıklı kullara, ihtişam sahibi kullara, değerli kullara hürmet eder. O bizim işimize aykırı bir şey söylemez Allah ve yetim ve öksüz olan Muhammed'e de peygamberlik indirmez. Demek istedikleri hadise buydu onların. Onların demek istedikleri hadise buydu. Evet. Mesela oldukça önemli bir nokta Abdülmuttalip fil olayında Abdülmuttalip Ebrehe'nin karşısına gittiği zaman diyor ki ben develerin sahibiyim. Elbette Kabe'nin de bir sahibi vardır. Onun sahibi Allah'tır. Onu koruyacaktır. Onun sahibi Allah'tır. Onu koruyacaktır. Ben develerin sahibiyim. Onu koruyacaktır diyor. İşte daha buna dair birçok şey okuyabiliriz arkadaşlar. Yazar burada 85. sayfada ayetleri vermiş. Bu ayetlere tek tek bakın. Hocanız derste uzun uzun bu ayetlerin üzerine duracaktır inşallah. Müşrikler gökleri yeri yaratıp güneşi ve ayı kontrol eden Allah olduğuna inanıyorlardı. İşte andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsam mutlaka Allah diyecekler. Onlara kim gökten suyu indirip ölmüş olan yeri onunla diriltti diye sorarsan Allah diyecekler. Ankebut suresi. Allah'ın en yüce ve her şeyi bilen bak gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursan çok üstün ve her şeyi bilen Allah yarattı diyecekler. Zuhruf suresi. Bakın bu ayeti ezberleyin. Bu ayeti ezberleyin. Alim, aziz ve alim olan Allah indirir derler. Aziz ve alim olan Allah indirir diyorlar. Allah'ın aziz ve alim sıfatlarından haberleri var. Arkadaşlar Yasin suresinde helak edilen bir kavim var. Hazreti İsa'nın elçileri oraya davette bulunuyorlar. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman hiçbir şey indirmedi diyorlar. Rahman hiçbir şey indirmedi diyorlar. Mesela Mü'minun suresinde onlara dünya ve içindekiler kimindir? Allah'ındır diyecekler. Yani kendilerinin Allah'a ait olduğunu. Hani diyoruz ya inna lillah biz Allah'a aitiz, Allah'a içiniz diye bunu da biliyorlar. Mesela yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'tır diyecekler. Mü'minun suresi. Mesela biliyorsanız şu söyleyin. Her şeyin mülkü kimin elindedir? Koruyup kollayan kimdir? Kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan kimdir? Diyecekler ki Allah. Mü'minun suresi ayeti. Andolsun ki onlara kendilerini kim yarattı diye soracak olursan Allah diyecekler şeklinde burada ayetler var arkadaşlar. Bu ayetleri okuyun.
85-86 ve son cümleyi okuyoruz. Sonuç olarak bütün bunlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletin ilk gününden itibaren kendisine vahyolunan ayetler dahilinde Allah'a inanan insanlara Allah'tan bahsettiği sonuç çıkmaktadır. Allah'a inanan insanlara Allah'tan bahsetmiştir. Ve bu da elbette ki garip bir durumdur. Bu durum dikkate alındığında İslam davetinin daha sonraki yıllarında Resulullah'a ve diğer müminlere karşı gerçekleşen tepki, kin, kavga, işkence ve savaşların daha başka bir şeylerden kaynaklandığını anlarız. Yani Allah inancından dolayı savaş başlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Mekkeli müşrikler gelin Allah'a iman edin dedi. Onlar da hayır biz iman etmeyeceğiz dediler. Kavga başladı. Hayır böyle olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıp onlar da biz kabul etmiyoruz diyerek kavga başlamadı. Demek ki aralarındaki kavganın sebebi de Allah inancı değilmiş. Bunu ispatladık. Demek ki ilk ayetler indiği zaman, Alak suresi indiği zaman, Müddessir suresi indiği zaman, Müzzemmil suresi indiği zaman, Fatiha suresi indiği zaman, Asr suresi indiği zaman bunların hepsini işleyeceğiz. Öyle güzel tefsir yapacağız ki, yani ben Fatiha suresinin bu kadar güzel bir tefsirini Medarcu Salik'inle dahil görmedim yani. Yani çok güzel yerlere gideceğiz arkadaşlar. Bu derslere önem verin inşallah. Bu derslere önem verin. Diyor ki, bu durum şunu açığa çıkartıyor. Mekkeli müşriklerin Resulullah'a ve diğer müminlere karşı tepkileri sebebi nedir? Allah inancı değildir. Peki nedir Mekke müşriklerin çıldırtan, kavga eden, işkence eden, savaştıran? Bunu anlayabilmek için İslam'ın muhalifi olan ve Resulullah'ın karşısına büyük bir tepkiyle çıkan insanlara müşrik sıfatını kazandıran şirk kavramını bilmemiz gerekir. Müşrik sıfatını kazandıran şirk kavramını bilmemiz gerekir. Dedik ve şirke geçeceğiz. Peki sorumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Soruyu iyi dinleyin. Açıklama istiyorum. Sanal medreseye değil, YouTube'daki videonun altına detaylı bir açıklama istiyorum. En güzel açıklamayı yapana böyle ciltli bir tane kitap hediye edeceğim. Sorumuz şu. Mekkeli müşrikler Allah'ı rububiyet tevhidi noktasında tevhid ediyorlardı. Rububiyet tevhidi nedir? Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmektir. Rububiyet tevhidi budur. Allah'ın aziz olduğuna, Allah'ın alim olduğuna. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim %90, %95 rububiyet tevhidinden bahseder. %90, %95 rububiyet tevhidinden bahseder. Yani bakın En'am suresine Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. Ve ce'alezzulümâti ve nur. Nuru ve zulümatları var etti. Bakın. Gördünüz mü? En'am suresini okuyun baştan sona Allah'ın rububiyetinden bahseder. Soru şu. Rububiyete kabul eden bir topluma niçin rububiyetten bahsedilmiş? Niçin rububiyetten? Allah'ın varlığını kabul eden bir topluma %90 Allah'ın varlığı anlatılmış. Allah'ın isim ve sıfatları kabul eden bir topluma %90, %95 Allah'ın isim ve sıfatları kabul anlatılmış. Allah'a ibadet olan uluhiyet tevhidi çok az anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'de tevhidi üçe ayırdığımız zaman isim ve sıfat tevhidi, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi diye isim ve sıfat tevhidiyle rububiyet tevhidi %90 tutar arkadaşlar. %90 tutar. %10 belki uluhiyet tevhidi tutar. Hadislerde de böyledir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Allahümme ente Rabbi. Rabbim sen benim Rabbimsin. Ya Rabbi sen Allah'ım sen benim Rabbimsin diye. O halde sormuş şu. Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidini kabul ettikleri halde Mekkeli müşrikler Allah'ı bir Rab, yaratan, yöneten, idare eden, göklerin ve yerin sahibi, ölüden diriyi çıkartan, diriden ölüyü çıkartan, gökyüzünden yağmur indiren, yeryüzünden bitkiler çıkartan, insanı yaratan kabul ettikleri halde Kur'an-ı Kerim %90 niçin bundan bahsetmiştir? Sorumuz bu. En detaylı, en güzel açıklamayı yapan arkadaşa güzel bir kitap hediye edeceğim. Süre ne kadar olsun? Süre derse kadar kazananı da hocanız derste açıklasın inşallah. Ben de bir sonraki YouTube videoda açıklarım. Kazananı hocanız derste açıklasın kimin kazandığını. Evet. Şimdi arkadaşlar ek olarak burada size bir şey anlatacağım. Burada size bir şeylerden bahsedeceğim. Ek bir konu. Cahiliye döneminde haniflikle ilgili Şah Veliyullah Eddihlevi, Hüccetullahil Baliga. Diyebilirsiniz ki hocam bu kitap ne? Kaynak kitap mı? Yani Celaleddin Vatandaş böyle anlatmış ama
bu kitap kaynak kitap değil. Tamam, bir kaynak kitaptan da size başka bir şeyler okuyacağım inşallah. Evet. Cahiliye döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ıslahatı isimli bir başlık geliyor böyle. Cahiliye döneminde Allah'ın varlığına iman ederlerdi. Cahiliye döneminde Allah-u Teala'nın gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan her şeyi yaratmada, büyük işleri idare etmede herhangi bir ortağının olmadığına inanılırdı. Hiçbir kimsenin onun hükmünü geri çeviremeyeceğine inanılırdı. Takdir buyurması ve kesin hükmetmesi halinde onun kazasını engelleyecek hiç kimse yoktur. Buna inanırlardı diyor. İşte sorumuz da bu. Onlar buna inandıkları halde niçin bundan bahsetti? Evet. Cahiliye döneminde Hasan el-Basri şöyle diyor. Cahiliye dönemi insanları hitabelerinde, şiirlerinde kaderden bahsederlerdi. Ve şeriat bu konuda onların inançlarını teyit etmekten başka bir şey yapmadı. Hasan el-Basri söylüyor bunu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Şeriat onların inançlarını teyit etti diyor. Yeni bir şey getirmedi diyor. Cahiliye toplumu insanlara kadere inanırdı. Ve şeriat onların inançlarına yeni bir şey getirmedi. Olduğu gibi devam ettirdi diyor. Mesela kulların yükümlü olduklarına inanırlardı. Evet. Başka? Arşı taşıyan meleklerin dört olduğuna inanırlardı. Arşı taşıyan meleklerin dört olduğuna inanırlardı diyor. Ondan sonra taharet yaparlardı. Cünüplükten dolayı kusur alırlardı. Sünnet olurlardı. Fıtrat temizliğini yaparlardı. Abdesti Mecusiler, Yahudiler ve başkaları alırlardı diyor. Namaz vardı. Ebu Zer namaz kılardı diyor. Resulullah gelmeden 3 sene evvel namaz kılardı. Kus bin Said el-Eyadi namaz kılardı. Yahudi, Mecusi ve Araplarca kılınan namazda secde ve saygı vardır. Zekatı biliyorlardı diyor. Fecirden başlayarak güneşin batışına kadar oruç tutarlardı diyor. Mescitte itikafa çekilirlerdi diyor. Köle azat etmeyi bilirlerdi diyor. Kısacası cahiliye dönemi insanlara her türlü ibadet şekliyle Allah'a kullukta bulunuyorlardı. 121. Bakın. Kısacası cahiliye dönemi insanları her türlü kullukla Allah her türlü ibadetle Allah'a kullukta bulunuyorlardı diyor Şah Veliullah Dehlevi. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyorsunuz dersi. Ödülü de inşallah en güzel, yani en açıklayıcı bilgiyi yazan, en güzel bilgiyi yazan kişiye biz yorumları onaylamayacağız arkadaşlar. Yani yorumları hemen onaylamayacağız. Birinci seçtikten sonra yorumları onaylayacağız. Onu da söyleyeyim çünkü kimse kopya çekmesin ya da onaylayalım. İki tane güzel, çok güzel şey gelirse, yorum gelirse önce kim yaptıysa onunkini seçeriz biz. Tamam, yorumları onaylayalım da insanlar okusunlar inşallah. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet ediyorum size. Güzel bir ders oldu. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.